İkinciyi zaten geliyorum diyordu. İkinci yarının başında gol. Sonra ikinciyi buldu. Bir daha attı, bir daha attı derken sonuçta haklı bir galibiyet elde etti. Savaştılar, mücadele ettiler. Hırslandılar. Birinci teknik direktörü iki yardımcısıyla beraber sahadan atıldı. Bakın. Tribünün çıktı 74'te. Evet. Ümit Hoca da, Hasan Hoca da atıldı. Bir Levent kaldı orada. 80'de gitmişti. Büyük başarı Terim ailesi içinde, tabii her şeyden önce Galatasaray camiası içinde önemli bir başarı elde ettiler. İki yıl üst üste şampiyon oldu tekrar. Kupayı kazandı. Süper Kupa finali oynayacak. Muhtemelen Başakşehir'le oynayacak. Bize söylemek de sadece saygı duymak ve tebrik etmek. Peki tabii ki başarının birçok ayağı var hocam. Biraz önce de ifade ettiniz ama biraz Feghouli ligin ikinci yarısında attığı muazzam gollerle, yani Vişça'yı hep biz en değerli oyuncu ödülü olsa veririz diyoruz ama Feghouli'ye verir misiniz? Şimdi teknik olarak Başakşehir'in golü Başakşehir'i şampiyonluktan etti. Aleyhine döndü gol. Rodriguez'in satışı ve Ozan'ın satışı da şampiyonluk olarak döndü. Rodriguez satılmamış olsaydı Feghouli kararsızlığı devam edebilirdi. Listenin zirvesi, satış listesinin ilk sırası. Rodriguez, Santrafor ve Onyekuru üçlüsünden Feghouli'nin de form tutmasıyla hoca onu oynattı. Aynı şekilde Ozan gittiği için de Santrafor aldılar. Hatta iki tane de stoper aldılar. Yani teknik olarak da oynarken gol attı. Ondan sonra kaybetmemeye döndü Başakşehir'in oyunu. Bu böyledir. Saha dışı ve saha içi faktörler birbirleriyle çok ilgilidir. Ve taraftarın da hiçbir şekilde havlu atmaması da buna tabii etkenlerinden biri de hep söylüyorum Fatih Terim'in Galatasaray'da çalışmasıdır. Bugün Galatasaray'ın çok güçlü taraftar grubu Ultras'tan başta olmak üzere Fatih Terim'e bağlılıklarını milli takımdayken de devam ettiriyorlardı. Bu yüzden de Türkiye'deki konjektör, hakem olayı, sağ içi, sağ dışı faktörlere üst üste koyduğunuz zaman ben hep diyorum, ben Galatasaray'da dışarıda boşta olduğu sürece de Fatih Terim'de çalışırım.